Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Abiler hatırlarsanız bizler ilk yapmış olduğumuz mukaddimelerde şöyle bir şey söylemiştik. Dedik ki, hadisler kabul ve redd olmalarına göre iki kısma ayrılır. Birinci kısmı makbul olan hadislerdir. İkinci kısmı ise merdut olan hadislerdir. Makbul olan hadisler için dedi ki onlardan birincisi sahih hadistir ve onlardan ikincisi hasen hadistir. Merdut olan hadisler için ise dedi ki onlar zayıf olan hadistir. Zayıf olan hadisler de kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Bunlardan birincisi hafif bir şekilde zayıf olanlar ve bunlardan ikincisi şiddetli bir şekilde zayıf olanlar. Bu hadislerin kabul ve ret olunmasına göre sınıflandırılmasıdır. İkinci olarak şöyle bir sınıflandırma yaptık. Dedi ki hadislerin söyleyenlerine göre hadisler üç kısma ayrılır. Bunlardan birincisi merfu olan hadislerdir ve bunlardan ikincisi mevkuf olan hadislerdir ve bunlardan üçüncüsü maktu olan hadislerdir. Merfu olan hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen hadislerdir. Mevkuf olan hadisler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine izafe edilen hadislerdir. Maktu olan hadisler ise tabiine izafe edilen hadislerdir. Müellifimiz normalde ilk başta okuduğumuzda bize sayı hadisten bahsetti. Metnin ilk bölümlerinde sayı hadisten bahsetti. Daha sonra hasen hadisten bahsetti. Ve daha sonra zayıf hadisten bahsetti. Bunlar hadislerin kabul verret olmalarına göre hadislerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra müellifimizin 7. beytte bizlere bahsetmiş olduğu şey şudur. Dedi ki وما bil للنبي المرفوع وما لتابعه المقطوع ve ma udifa nebi <laughs> Resulullah'a nebiye iza, izafe edilenler el merfu onlar merfudur. Ve ma li el tabi'ine izafe edilenler ise onlar maqtu' onun hadisler olarak isimlendirilir. Dikkat ederseniz burada üçüncü bir kısım olarak bizlerin zikretmiş olduğu sahabeye izafe edilen mevkuf hadisleri zikredilmemiştir. Ona da müellifimiz 15. beyitte onu zikretti dedi ki ve ma adaftahu ila al ashab min qawl ve fi'l fa zukin Allah azze ve celle nasip ederse mevkuf hadisi de biz, biz bu bölümde alacağız ama Allah azze ve celle nasip ederse buraya geldiğimizde eksik kalan bir şey varsa tamamlamamız gereken bir şey varsa tekrar bu bölümde zikrederiz ama yani zikretmiş olduğum gibi hadisi söyleyenler bahsinde hadislerin söyleyenlerine göre sınıflandırması bahsinde mevkuf hadislere de bu dersimizde yer vereceğiz inşallah. Birinci olarak abilerim, söyleyenlerine göre hadislerin sınıflandırmasında birinci hadis çeşidimiz merfu olan hadislerdir. Merfu olan hadislerin tanımı şu şekilde yapılır. İster sahabenin, ister tabiinin, ister tebe tabiinin, ister onlardan sonra gelenlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe etmiş oldukları söz, fiil veya takrirlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir söz izafe edilmişse veya bir fiil izafe edilmişse veya bir takrir izafe edilmişse ister bunu izafe eden sahabe olsun, ister tabi'in olsun, ister tebe-i tabi'in olsun, ister onlardan sonraki gelen insanlar olsun bu tür hadisler merfu hadisler olarak isimlendirilir. Zayıftır, hadis, hasendir, sahihtir. Yani bunlar ayrı bir mesele abiler. Bunların hadislerin kabul vere durmalarına göre bunlar ayrı bir meseledir. Merfu hadislerin içerisinden Sahih hadisler de vardır. Hasen hadisler de vardır. Bununla beraber zayıf hadisler de vardır. Ama sadece bizim burada isimlendirilmiş olduğumuz şey, anlatmaya çalıştırım, anlatmaya çalışmış olduğumuz şey hadisleri söyleyenlerine göre kendisine izafe edilmiş oldukları kimseler ve buna göre hadislerin isimlendirilmesi. Birinci olarak dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen hadisler merfu hadisler olarak isimlendirilir. Bu bazen sahih de olabilir. Bazen hasen de olabilir bu, bu, bu tür hadisler. Ve bazen zayıf da olabilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe edilen bir söz olarak aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadise dedi ki اِنَّ الْحَلَالَ ve وَاِنَّ الْحَرَامَ Beyyunun. Şüphesiz ki helaller de bellidir, haramlar da bellidir. وَبَيْنَهُمَ اُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Lakin Helal ile haramın arasında bazı şüpheli şeyler de vardır ki onları insanların çoğu bilmezler." dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İla ahirehi hadisin devamı vardır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ona izafe edilen bir sözdür. Dolayısıyla bu merfu bir hadistir abi. Sahih'tir ve bununla beraber merfu bir hadistir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bizlere nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ondan nakledilen rivayetler sadece sözlü olarak rivayet edilmemiştir. Bununla beraber aleyhissalatu vesselamın sözlerinin nakledilmiş olduğu gibi fiilleri de bizlere nakledilmiştir. Onun fiilleri de merfu hadisler olarak isimlendirilir. Mesela, mesela İmran İbni Husayn'in rivayet etmiş olduğu şu hadis. Sahih bir hadistir. İmran İbni Husayn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir fiilden bizlere bahsederek dedi ki Tevazzaa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu min e, min ina'in imra'atin müşrikatin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı müşrik bir kadının kırbasından abdest aldılar dedi İmran İbn Hüseyin. İmran İbn Hüseyin burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü mü bizlere aktardı? Hayır, fiilini bizlere aktardı. Dolayısıyla İmran İbni Husayn'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiilini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe ederek bizlere aktarması neyi gösterir? Bu hadisin merfu bir hadis olduğunu bizlere gösterir. Bu tür hadisler merfu olarak isimlendirilir. İster Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün nakledilmesi olsun, ister fiilinin nakledilmesi olsun ve isterse üçüncü bir yol olarak takririnin nakledilmesi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in takrirleri de bizlere nakl olunduğunda bunlar da merfu hadisler olarak isimlendirilir. Mesela bir, hepinizin bilmiş olduğu İmam Müslim'in sahihinde geçen Temim Ed-Dari'nin kıssası var. Daha önce de bahsini yapmıştık bu hadisin. Temim Eddari yapmış olduğu bir yolculuktan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Ve bu hadis cesase kıssası olarak hadis kitaplarına geçmiştir. Tabi bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan duymuş olduğu bu olayı ikrar ediyor. Ve onu bize nakleden sahabiler, bize nakleden raviler direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ikrarı olarak, bir takriri olarak bunu bize naklettiklerinden dolayı bu hadiste aynı şekilde merfu bir hadistir. Veya kardeşler yine İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye İbnül Hakem es sulamiye Dedi ya cariyeni bana getir ona sorular soracağım. Muaviye İbnül Hakem es Sulemi cariyesini getirdi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Dedi ki ''Eynallah'' Allah Allah nerede? Cariye dedi ki biz sema. Allah semadadır dedi. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye İbnül Hakem es Sulemiye dedi ki اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَا Onu azad et çünkü o müminedir.'' dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam cariyeyi takrir ettiği, ikrar ettiği görülmektedir değil mi? Dolayısıyla bu tür rivayetler de abiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edildiklerinden dolayı merfu hadis olarak isimlendirilirler. İster bu tür rivayetler sahih olarak gelmiş olsun, ister hasen olarak gelmiş olsun, ister zayıf olarak gelmiş olsun, isim olarak bu tür rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edildiklerinde merfu hadis ismini alırlar. İkinci olarak maktu hadisten bahsedeyim abiler. Yani normalde daha çok e, bu konuları anlatanlar ikinci sırada mevkuf hadis alırlar ama e, burada müellifimiz ikinci sırada maktu hadisi almış olduğundan dolayı istiyorum ki şöyle kısaca da olsa maktu hadisten biraz bahsedeyim. Maktu hadisi abiler tabiine izafe edilen söz ve fiillerdir. Tabiine izafe edilen söz ve fiillerdir. Mesela tabiinden biri çıkmış ve bir mesela hakkında konuşmuş ve onun bu konuşması, onun bu sözü bizlere nakl olunmuş. Onun bu sözü için ne deriz? Maktu bir söz. Maktu hadis deriz abi. Maktu hadis. Tabiin kimdir? Kime tabiin denilir? Tabiin birinin tabiinden sayılabilmesi için abi 3 tane şarta ihtiyaç var. Bir kimsenin tabiin olabilmesi için. Birinci olarak Müslüman olması gerekir. İkinci olarak en az sahabeden birini görmesi gerekir. Üçüncü olarak Müslüman olarak ölmesi gerekir ki bu kimse tabiin sayısın. Şayet Müslüman değilse sahabeyi görmüşse tabiin olur mu? Hayır tabiin olmaz. Veya Müslüman ama sahabeyi görmemiş. Mesela bizler Müslümanız elhamdülillah. Allah Azze ve Celle bu nimetinden dolayı. Ama sahabeyi gördük mü? Hayır görmedik. Dolayısıyla tabi'in olarak isimlendirilemeyiz abi Bir kimsenin tabi'in olarak isimlendirilmesi için Müslüman olması gerekir. En az sahabeden birini görmesi gerekir. Ve bununla beraber İslam üzere de ölmesi gerekir. Bir kimsenin tabi'in olarak isimlendirilebilmesi için. Tabi'inden nakledilen sözler maktu olan hadisler olarak rivayet edilmiştir. Veya bu isimle isimlendirilmiştir. Üçüncü bir ee, rivayet çeşidi olarak, üçüncü bir isimlendirme olarak sahabeye izafe edilenler için ise mevkuf hadisler denilmiştir. Mevkuf hadisler abiler, zaten söylemiş olduğum gibi gerek fiil, e, sahabenin fiillerinin, e, sahabeye izafe eden fiillerin ve sahabeye izafe eden sözlerinin nakledilmesi mevkuf hadisler olarak yazılmıştır abiler. Hangi söz olursa olsun sahabeye izafe edilmişse bunlar mevkufturlar. Mevkuf hadisler olarak isimlenirler. Veya hangi fiil olarak veya hangi takrir olarak sahabeye izafe edilen ne olursa olsun fiil olarak takrir olarak bunlar aynı şekilde mevkuf olarak isimlendirilirler. Peki sahabe kimdir? Bir kimsenin sahabe olabilmesi için yine aynı şekilde üç tane şarta ihtiyaç vardır. Bu şartlardan birincisi Müslüman olması gerekir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmesi gerekir. Ve üçüncüsü İslam üzere ölmesi gerekir. Dikkat edin abilerim. Şayet bir kimse Müslüman değilse Resulullah'ı görmüşse dahi kesinlikle sahabe sayılmaz. Mesela Medine'de olan Yahudilerden birçoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerdi. Veya hepsi görmüşlerdi. Sahabe olarak isimlendirildiler mi? Hayır. Sahabe değillerdi onlar. Müslüman olmadıkları için. Veya bizler Müslümanız Allah azze ve celle hamdolsun Resulullah'ı görmediğimizden dolayı sahabe olarak isimlendirilemeyiz. Bunun için üç tane şart. Müslüman olması gerekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmesi gerekir ve İslam üzere de gerekir. Mesela bazı kimseler de vardır ki onlar e, Resulullah'ı görmüşler, Müslüman olmuşlar ama daha sonra irtidat etmişler. Daha sonra irtidat ettiklerinden dolayı kesinlikle bunlar aynı şekilde sahabe olarak isimlendirilemezler. Sahabelerin söylemiş olduğu sözler yapmış oldukları fiiller veya takrirleri bizlere nakl olunduğunda aynı şekilde bunların mevkuf hadisler olarak isimlendirilir. Mevkuf hadisler abiler hüküm olarak iki kısma ayrılır. Mevkuf olan hadisler sahabenin sözleri, fiilleri ve takrirleri hüküm olarak iki kısma ayrılır. Bunlardan birincisi hem isim olarak hem söyleyen olarak mevkuf olanlar hem de hüküm olarak mevkuf olanlar. Yani onu sahabe söylemiştir. Ve hiçbir yere sahabenin içinde başka hiçbir yere dayandırılamaz. Tamamen sahabenin sözüdür. Sahabenin sözü olması itibariyle mevkuf olarak isimlendirilmiş ve hüküm olarak da böyle hüküm görmüş. Bu birinci olarak. Mevkuf olan hadislerin hükümleri noktasında bu birinci hükümdür. İkinci hüküm ise sahabeler söyleyene olarak bu tür hadisler sahabenin söylenmesiyle bu tür hadisler mevkuf olurlar. Ama hüküm olarak merfudurlar. Bazı hadisler abiler, merfu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe edilenler demekti değil mi? Bazı hadisler sahabenin söylemiş olduğu dahi olsa söyleyeni olarak mevkufturlar, isim olarak mevkufturlar ama hüküm olarak merfu konumundadırlar. Yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe edilmiş gibidirler. Niye böyle? Niye? Çünkü sahabe bazen, sahabenin içerisinde bazıları, bazen bazı lafızları zikrettiklerinde direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet etmemişler. Şayet direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiili bir sözü olduğunu söylemiş olsalardı bu söz veya bu fiil direkt merfu bir hadis olacaktı değil mi? Ama şöyle söylemişler. Demişler ki söyleyecekleri söze başladıklarında demişler ki umirna biz emrolunduk ki veya bize vacip kılındı ki şu bize vacip kılındı veya biz şununla neh yolunduk gibi bazı sözlerine bazı cümlelere başladıklarında ilk ibare olarak bunu kullanmışlar. Şimdi sahabe biz emrolunduk ki, biz ne ki veya bize vacip kılındı ki benzeri lafızları kullandığında kime kastediyor abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kastediyor. Aslında o hükmü onlara vacip kılan, aslında onlara emreden, onlara nehyeden, onları bundan nehyeden bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiydi. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi olmuş olduğundan dolayı onlar faili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini bu hadise düşürdüler. İsim olarak zikretmediler. Ama bize emredildi ki dediler. Şayet bu hadisi direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ederek söylemiş olsalardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiili olarak veya bir söz olarak söylemiş olsalardı, hadis direkt hem isim olarak hem hüküm olarak merfu hadis olacaktı. Ama kendi lafızıyla, sahabe kendi lafızlarıyla bunu kullanmış olduğu için biz emrolunduk ki deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gizlemiş olduğundan dolayı bu hadis İsimurrah mevkuf bir hadistir. Sahabe söylemiş olduğundan dolayı. Ama hükümurrah merfu bir hadistir. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiş gibidir. İzafe edilmiş gibi hüküm görür. Şayet sahih bir şekilde de geldiğinde alınır ve gerekleriyle amel edilir. Sahih bir şekilde geldiğinde veya hasen bir şekilde geldiğinde. Mesela kardeşler bununla ilgili bir misal vereyim, bir örnek vereyim, bir rivayet sizlere zikredeyim. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir rivayette Ali radıyallahu anh dedi ki Mine sünneti Enne vada'al ekfi mine sünneti <Sessizlik> Sünnette olan namazda kişinin sağ elini sol elinin üzerine koyup göbeğinin altında bağlamasıdır dedi Ali radıyallahu anh. Dikkat edin kardeşler sünnette olan dedi. Sünnette olan derken Ali radıyallahu anh kendisi sahabedir neyi kastetmiş olabilir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiilini aslında bizlere nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe etti sünnette olan derken. Normalde bu lafzi olarak, isim olarak mevkuf bir hadistir. Ama sünnette olan derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kast ettiğinden dolayı Ali radıyallahu anh bu hükmen merfu bir hadis olmuş olur. Şayet Ali radıyallahu anh direkt ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O ellerini göbeğin altına bağlar, sağ elini sol elinin üzerine koyar, göbeğin altına bağlar demiş olsaydı bu hadis direkt merfu bir hadis olmuş olacaktı. Ama mine sünneti dedi. Sünnette olan ve kendi sözünü sarf etti. Kendi sözünü sarf etmiş olduğu için bu söz olarak e, söyleneni itibariyle mevkuf bir hadistir. Ama hükmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe edildiğinden dolayı merfu hadis gibidir. Bu tür hadisler merfu hadisler gibidirler. Merfu hadisler abi bu şekilde mevkuf olup mevkuf olup isim olarak mevkuf olup hükmen merfu olan hadisler Bunlar sahih bir şekilde de gelmişlerse İslam'da delil hüccet teşkil ederler böyle hadisler. Dikkat edin kardeşler, sahabenin sözü hüccet midir değil midir bu konuda ihtilaf vardır. Ama sahabenin bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmış olduğu aslında mevkuf olan, hükmen merfu olan bu hadisler İslam dininde hepsinin bütün ilim ehlinin yanında delil teşkil eder çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilmiştir. Peki mevkuf olan hadisler hem isim olarak mevkuf olan hadisler hem de hükmünde mevkuf olan hadisler İslam şeriatinde hüccet midir? Delil teşkil eder mi? Mevkuf hadisler derken neyi kastediyoruz abiler? Yani sahabenin sözü, sahabenin fiili, sahabenin takrirleri İslam'da, İslam şeriatinde hüccet midir? Normalde bu mesele hakkında biraz ihtilaf vardır abiler. Bu mesele hakkında biraz ihtilaf vardır. Mesela bu konuda İmam Şafii daha önce de bahsini yapmış olduğumuz üzere kendisi ilk kitapta Bağdat'tayken, Irak'tayken sahip olmuş olduğu görüş sahabenin görüşü İslam'da hüccettir. Ama daha sonra Mısır'a gittiğinde Mısır'da birçok görüşünü değiştirmiş ve değiştirmiş olduğu görüşlerinden bir tanesi de sahabenin görüşünün hüccet olup olmaması meselesi olmuştur. İmam Şafii görüşünü değiştirmiş ve artık Mısır'da sahabenin görüşünü hüccet olarak kabul etmemiştir İmam Şafii. Bu konu hakkında kardeşler sahabenin sözü yani mevkuf olan hadisler hem isim olarak hem hüküm olarak mevkuf olan hadisler sahabenin sözleri, fiilleri, takrirleri hüccet midir değil midir? Bu bağlamda bazı nakiller yapılmış ve bazı sözler söylenmiştir ilim ehli tarafından. Mesela onlardan bazıları demişlerdir ki sahabenin sözü İslam'da hüccettir ancak bir şartla. O şartla Sahabenin sözü Kur'an'a ve sahih sünnete muhalif olmayacak. Yani açık bir nasla muhalif olmayacak. Bununla beraber başka bir sahabenin sözüne de muhalif olmayacak. Şayet sahabenin sözü Kur'an'a ve sahih sünnete muhalif olmazsa, bununla beraber başka bir sahabeye de muhalif olmazsa, başka bir sahabenin sözüne de muhalif olmazsa bu durumda sahabenin sözü hüccet yani delil teşkil eder demişler. Değil mi? Düşünün kardeşler. Sahabenin sözü var ama Kur'an'a muhalif. Anlar mı? Hayır. Asıl olan nastır. Kur'an'da olan nastır veya sahih sünnette olan nastır. Sahabe söylemiş de olsa hata etmiştir deriz çıkarız. Veya burada başka herhangi bir ihlal, bir yanılma vardır deriz. Asıl olan Kur'an'daki ayeti veya sünnetteki, sahih sünnetteki o nasıl sarılırız. Veya düşünün sahabe sahabeyle ihtilaf etmiş. Böyle bir durum olmuş. Şayet biz bütün sahabeler için bunlar bunların sözü dinde hüccettir dediğimizde ikisi birbirleriyle ihtilaf ettiklerinde hangisinin sözü hüccet olmuş olur? Şayet bir ihtilaf söz konusu olduğunda ikisinin sözü de hüccet olmaz abiler. Bunun için sahabenin sözünün hüccet olabilmesi için birinci grup alimler demişler ki sahabenin sözü Kur'an'a ve sünnete, sahih sünnete muhalif değilse başka bir sahabenin sözüyle veya fiiliyle de çakışmıyorsa bu durumda sahabenin sözü hüccet olarak kabul edilebilir demişler. İkinci grup bazı alimler de demişler ki Sahabenin sözü genel olarak hüccet değildir. Ancak sahabenin içerisinden Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın sözü hüccettir. Diğerlerinin, diğer geri kalanlarının sözleri İslam'da, dinde hüccet değildir demişler. Niye? Onlar da bu sözlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisine dayandırmışlar. Aleyhissalatu vesselam insanlara dedi ki Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat ediniz. Kim Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat ederse onlar doğru yola irşat olunurlar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisten ötürü onlar bu hadisi aldılar ve dediler ki biz Ömer'in ve Ebu Bekir'in Bekir sözünü alırız. Onların sözü İslam'da hüccettir ama geri kalanının sözü hüccet değildir ve bu şekilde kabul ettiler. Üçüncü olarak bazı sınıf alimler de demişler ki hayır sahabenin sözü kesinlikle hüccet olmaz. Mevkuf hadisler hem isim olarak hem de hüküm olarak mevkuf olan hadisler kesinlikle İslam'da İslam dininde delil hüccet teşkil etmez. Niye? Sahabe de bizim gibi insandır. Sahabe de bizim gibi beşerdir. Yanılırlar ve doğruya isabet edebilirler. Hem doğru yapabilirler ve yanlış yapabilirler. Bu bakımdan sahabenin sözü hüccet değildir demişler. Kim gibi? Mesela İmam Şafii ve İmam Şafii'nin etbaı gibi onlar böyle söylemişler. Lakin kardeşler bilhassa bu üçüncü görüşü bizler hatalı buluyoruz. Yani özellikle sahabe bizim gibidir Demek sahabeyi normal insanlarla, onlardan sonra gelen insanlarla aynı kefeye koymak meselesi oldukça hatalı bir meseledir. En azından bizim nazarımızda, bizim bakışımızda, bizim okuduklarımızda, bizim İslam şeriatinden anlamış olduğumuzda bu hatalı bir yaklaşımdır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle sahabeyi övdü. Kur'an-ı Kerim'de muhaciri ayrı ayrı övdü sahabenin içerisinden ensarı ayrı bir şekilde övdü Allah azze ve celle. Rabbimiz onların dini anlayışlarından, dini yaşantılarından razı oldu. Bundan dolayı sahabe ayrı bir topluluktur. Sahabe Allah azze ve celle onları vahye şahitler kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara arkadaş kıldı ve daha nice şeylerle Allah Azze ve Celle'nin kitabını onları övmesiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetini övmesiyle ve daha nice şeylerle sahabe özel bir topluluk olmuş olduğundan dolayı bizler sahabenin sözünü dinde hüccet olarak görüyoruz. Ancak şu var ağabeyim, şöyle bir detay var. Bizler sahabenin sözünü hüccet olarak gördüğümüzde bütün sahabenin sözünü, sözünün hüccet olduğunu veya fiilinin hüccet olduğunu kesinlikle kastetmiyoruz. Şunu kastediyoruz aslında. Sahabenin sözü hüccettir derken sahabenin önde gelenlerinin sözünün hüccet olduğunu kabul ediyoruz. Sahabenin e, ilimde derin, derinleşenlerinin, fıkıhta derinleşenlerinin sözlerinin, fiillerinin hüccet olduğunu e, hüccet olduğuna inanıyoruz bizler. Ömer'in, Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın ecma'in, bununla beraber Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, daha sonra İbn Abbas, İbn Mesud, İbn Ömer'lerin bunların sözlerinin hüccet olduğuna inanıyoruz. Bunlar sahabenin önde gelenleriydi. Hem ilim olarak hem fıkıh olarak dini, dini incelikleri anlayış olarak insanların içerisinden öne çıkmak olarak takvalarıyla, veralarıyla her yönleriyle vahiye birebir şahit olmalarıyla bundan dolayı biz bu sahabeleri diğer sahabelerden de daha farklı görerekten bunların sözünü dinde hüccet yani delil kabul ediyoruz. Ama bazı sahabeler de var ki doğrudur. Onlar sahabe olarak isimlendirilirler. Ama mesela bakıyoruz Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece bir kere görmüş. Bunun üzerine iman etmiş ve imanı üzerine ölmüş. Şimdi böyle veya buna benzer sahabelerin sahabe olarak isimlendirilseler de İslam'da dinde fıkıh olarak, ilmi olarak çok fazla gelişmeyen, çok fazla kendilerini geliştirmeyen sahabelerin sözlerinin hüccet, olmadığı görüşü kanaati üzerindeyiz bizler. Ama sahabenin içerisinde önde gelenler bunların sözlerinin hüccet olduğuna bizler inanıyoruz. Biraz önce haber hadis hadisle ilgili konuştuğumuzda benzer mevkuf hadisle benzer bir noktası olduğundan dolayı maktuh, maktuh hadisle ilgili bir bölümü burada zikredeyim inşallah. Hani maktuh hadisle ilgili bir dedi ki maktuh hadis tabiinde tabiine izafe edilen söz ve fiillerdir. Maktuh hadis tabiine izafe edilen söz ve fiillerdir. Mesela bir tabiinden bir kimse çıkıp şöyle bir şey söylerse normalde zaten bir söz naklettiğinde bir söz söylediğinde biz ona maktu bir hadis olarak muamele yapıyoruz. Ama çıktığında şöyle bir şey söylediğinde abidir. Sahabenin söylemiş olduğu gibi. İşte sünnette bu durum şöyle şöyledir. Veya sünnette bu durum böyledir. Gibi bir lafız kullandığında onun bu sözün hükmü ne olur abidir? Normalde biraz önce Ali radıyallahu anh'tan bahsettiğimizde Ali radıyallahu anh sahabeydi değil mi? Normalde sahabenin zikretmiş olduğu söz mevkuf hadistir. Mevkuf hadisler kısmına girer. Ama Ali radıyallahu an dedi ya sünnette olan namazda sağ elin sol elin üzerine konularak göbeğin altında bağlanmasıdır. Sünnette olan budur dedi Ali radıyallahu an. Yani normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir nevi izafe etmiş olduğundan dolayı sünnette olan şu şöyledir böyledir diyerek biz dedik ki bu mevkuf bir hadistir ama hüküm olarak merfudur. Peki tabiinden biri böyle bir söz söylerse sünnette olan şöyle şöyledir derse bu durumda bu konu nasıl izah edilebilir? Bunun hakkında alimlerimizden bazıları şöyle bir şey söylemişler. Demişler ki tabiinden de olsa böyle bir şey söylediğinde bundan anlaşılan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. O tabiinden olan kişi sünnette olan şey şöyle şöyledir veya sünnette bu durum böyledir dediğinde ve benzeri lafızlar kullandığında sünnete atıf yaptığında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atıflar yaptığında bu durumda onun bu sözü maktudur söyleyeni olan tabiinden bir olması itibariyle maktudur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi izafe olduğundan dolayı bu da aynı şekilde merfu hükmündedir demişler bazı alimlerimiz. Ancak abiler şuna dikkat edin. Şayet biz bunu merfu olarak bile kabul etsek bu zayıftır. Niye zayıf olur? Şayet tabiinin bu rivayetini biz merfu olarak kabul etsek dahi bunda bir zayıflık olmuş olur. Nasıl bir zayıflık olmuş olabilir? Fikir olan var mı? Buyurun abi. Sahabeyi araya koymadan direkt Resulullah'a... Evet. Sahabeyi araya koymadan, sahabenin ismini zikretmeden, sahabeyi düşürdüğünden dolayı senette bir inkıta oluşmuş olur. Bir kopukluk oluşmuş olur. Velev ki gerçekten tabiinden olan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kast etmiş de olsa bu durumda sahabeyi aradan çıkardığından dolayı, senette bir kopukluk olmuş olduğundan dolayı ne olur? Bu merfu dahi olsa hadis zayıf olur. İkinci olarak bazı alimlerimiz de demişler ki tabiinden biri sünnette olan şöyle şöyledir derse veya benzeri lafızlarla konuşursa sünnete itamda bulunursa sünnet hakkında konuşursa bu durumda tabiinin o sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe edilmez. Bilakis sahabeye izafe edilir. Çünkü tabiin sünnette olan budur dediği zaman aslında kastetmiş olduğu şey sahabedir. Niye sahabedir? Çünkü tabiini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmemiştir ki. Resulullah'ı görmediğinden dolayı onun sahabesinin sünnetinden bizlere haber vermiştir. Sünnette olan şöyle şöyledir. Bundan dolayı bazı ikinci sınıf alimler de, ikinci grup alimler de demişlerdir ki hadis bu şekilde geldiğinde söyleyeni itibariyle maktu hadis olur ama hüküm olarak mevkuf hadisten hadislerden sayılmış olur. Peki maktu olan hadislerin hükmü nedir? Maktu olan hadisler şayet maktu olan maktu bir şekilde gelen hadisler mevkuf derecesine yükselirse mevkuf hükmünde olursa ve sahabenin önde gelenlerine izafe edilirse bu durumda alınır ve İslam'da hüccet olarak kabul edilir. Aynı hükmü mevkuf hadisin hükmü gibidir. Biz mevkuf hadis için ne dedik? Mevkuf hadislerde sahabenin öncülerinden önde gelenlerin sözleri veya fiilleri olduğunda onların sözleri ve fiilleri bizim için hüccet olur. Sahabenin önde gelenleri olduğunda. Ama sahabenin çok bilinmemiş olanlarının sözleri ve fiilleri hüccet değildir dedik. Maktu olan hadise hani sünnette şu şöyle şöyledir denildiğinde hadis hükmen mevkuf oluyor ya bu sahabenin büyüklerine izafe edildiğinde aynı mevkuf hadisin hükmü gibidir. Yani alınır gerekleriyle amel edilir. Mevkuf hadis olarak kabul edilir böyle bir hadis. Ama bunun dışında sahabe sadece konuştuğunda mücerret olarak bir lafı zikrettiğinde e, ee, sahabe dedim estağfurullah tabi'in konuştuklarında mücerred bir şekilde lafız zikrettiklerinde onların bu sözleri maktu hadis olarak isimlendirilir ve maktu hadisler de hiçbir zaman İslam'da hüccet olmaz olabilir. Hiçbir zaman delil teşkil etmez. Niye? Niçin? Çünkü tabi'nin sözü İslam'da zaten hüccet değildir. Delil teşkil etmez. Biz onların sözünü alırız. Onların önde çıkanlarının sözlerini alırız. Hayırlarda yarışanlarının sözlerini alırız. Onları önemseriz. Nakillerini yapmış olduğu nakilleri önemseriz. Onlara değer veririz. Ama onların sözleri mücerret olarak sadece sözleri İslam dininde hüccet, delil, teşkil etmez. Evet. İnşallah burada kalalım amir. Bir sonraki dersimizde 8. beyt olan Velmut, Velmusnet bölümünden باشروا ان شاء الله دعونا edelim. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.